Herkese iyi akşamlar. Mehmet Furkan'ın sunduğu Lefkide Sportif Balıkçı'la hoş geldiniz. Bu akşamki konuğumuz Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay. Kudret Hocam hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum buradan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam öncelikle bizim programımız balık programı, bilirsiniz, yakında da takip edersiniz. Amma ve lakin gündem malum, kötü şartlar, kötü zamanlardan geçerik. Yani balık konusunda konuşmaya başlamadan önce sizin bize bazı şeyleri açıklamanızı isterik. Ne olacak, ne kalacak, nasıl olur, ne olur? Çünkü halk, yani bugünlerde kiminle konuşursak herkes çok panikte. Evet. Buyurun hocam. Evet. Söz sizde. Teşekkür ederim öncelikle böyle bir imkan verdiğiniz için. Senin de söylediğin gibi balık ve balıkçılık meselesi veya denizlerle ilgili olarak genelde memleketimizde daha fazla bir bilinç oluşması gerçekten çok önemli olmakla birlikte bugünlerde gündem tabii çok daha farklı. Herkes canının derdinde. Gerçekten can güvenliğimizin ciddi anlamda tehlike altında olduğu, bütün dünyanın yaşadığı bir salgını birlikte yaşıyoruz. Ama biz ülkemizde özellikle bu dönemde bu salgına karşı mücadelede iyi bir şekilde bu krizin yönetilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz durum bu açıdan bence sıkıntılıdır. Zaten vatandaş da bunu çok net bir biçimde görüyor. Az önce yine Bakanlar Kurulu ertesinde Başbakan'ın bazı açıklamaları oldu. Yine bazı noktaları net değildi açıkçası. Görebildiğim kadarıyla vatandaşlar bazı sorular sormaya başladılar daha şimdi de. Bir krizin yönetilmesinde en önemli şeylerden bir tanesi kamuoyunun desteğini almaktır ve güven oluşmasıdır. Çünkü güven oluşturmayı başarırsanız alacağınız kararlara insanlar uyar ve böylece başarı şansı artar. Bu güveni oluşturmanın en önemli yollarından bir tanesi zamanında doğru, düzenli bir biçimde ve anlaşılır bilgilendirme yapmaktır vatandaşa. Bu bilgilendirme noktasında hükümetin ciddi bir zafiyeti olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlar genelde alınan kararları anlamakta zorluk çekiyorlar. Ya da birkaç gün sonra tam olarak ne kararın alındığı netleşiyor. Ama iş işten geçmiş oluyor. O birkaç gün içerisinde kurallar karma karışık bir biçimde uygulanamıyor memlekette. Şimdi bu akşam alınan karar 15 Şubat'a kadar adını tam kapanma koymuşlar. Yine aslında tam kapanma değil biliyorsunuz. Çünkü temel ihtiyaçların karşılanması için dışarıya çıkmak yine mümkün olacak gibi görünüyor. Yani markete, bakkala, kasaba, eczaneye vesaireye gidiş yine mümkün olacak gibi görünüyor. Pazar günleri sadece nöbetçi eczanelerin açık olacağı, onun dışındaki yerlerin açık olamayacağı ama diğer günlerde gelecek hafta içerisinde anladığım kadarıyla en azından 5 gün boyunca bankaların da kapalı olacağı bir yeni düzenlemeye geçiliyor 15 Şubat'a kadar. Bu neyi gösteriyor bize? Bir kere gidişatın çok iyi olmadığını ve daha sıkı tedbirler almak zorunda kaldığını gösteriyor hükümetin bize. Gidişatın çok iyi olmadığı noktasında insanlar panik olsun diye söylemiyorum. Ama kriz biraz daha iyi yönetilebilmiş olsaydı en baştan itibaren bu noktaya gelmeyecektik bana kalırsa. Bizim aslında daha düne kadar az önce alınan kararlara kadar gerçekten ihtiyacımız olan şey daha fazla kapanmak değildi aslında. Gerçekten ihtiyacımız olan şey en azından alınan kararların tam bir biçimde bütünen uygulanmasıydı. Yani alınan kararlar uygulanabilmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir noktada olurduk diye düşünüyorum. Oysa alınan kararlara rağmen özellikle kaymakamlıklar üzerinden yüzlerce istisna yarattı hükümet. Pek çok işletmeye
senin durumun özel, sana da izin, ötekine de izin, ötekine de izin derken sokaklarda her gün, her saat binlerce insanın dolaşmasına neden olan bir durum yaratmış oldular. O nedenle ihtiyacımız aslında tam kapanmadan da ziyade hangi kararı alırlarsa alsınlar, ister tam kapanma, ister kısmi kapanma, aldıkları kararları denetlesinler ve tam olarak uygulasınlar. İstisna da yaratmaktan, muafiyet yaratmaktan da artık vazgeçsinler. İhtiyaç budur. Nasıl ki geçen yıl bu krizin ilk aylarında bizim de hükümette olduğumuz dönemde aldığımız kararların bir kısmı eksikti. Bir kısmı hızlı bir biçimde değiştirmek zorunda kaldık. Hatalı kararlar da vardı. Ama aldığımız kararları gerçekten uygulayabildik o dönemde. Ve gerçekten de mesela vakaları sıfıra kadar da çekebilmiştik. Bunun da olumlu yansımalarını hep birlikte görmüştük geçen yıl. Şimdi geldiğimiz noktada alınan kararları umarım bu kez, yani bu akşam açıkladıkları kararları tam bir biçimde muafiyet yaratmaksızın istisnasız bir biçimde uygularlar. Ben bu akşam açıklanan kararlar içerisinde en önemli unsur olarak şunu görürüm. Kaymakamlıklar üzerinden ve ilçe emniyet kurulları üzerinden bugüne kadar verilen izinlerin tümü iptal edilmiştir dediler. Bu aslında Sağlık Bakanlığı'nın talep ettiği bir şeydi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun hassasiyetle üzerinde durduğu bir şeydi. Bunun iptal edilmiş olması en azından bir şeydir. Ama bundan sonrası dediğim gibi en önemli unsur, lütfen hangi kararı alırlarsa alsınlar, netleşecek zaten, bunu istisnasız uygulasınlar, denetimlerini yapsınlar. Ancak bu şekilde bir başarı elde edebileceğimizi düşünürüm ama her durumda önümüzdeki 5-6 gün boyunca vakaların sayısı yüksek çıkmaya devam edecek. Bunlar başka ülkelerdeki sayılara baktığınız zaman çok büyük görünmeyebilir ama bizim ülkemizdeki sağlık altyapısının durumu malumdur. Yatak kapasitemizin durumu malumdur. Acil durum ve yoğun bakım sayımız malumdur. Dolayısıyla rakamların bu şekilde gitmesi durumunda sağlık altyapısı bunu kaldırmaz. Hastaları yatıracak yer bulamazsınız. Yoğun bakım, Allah göstermesin, olursa yoğun bakıma alacak yoğun bakım bulamazsınız. Bu açıdan kırmızı çizgiye dayandık. O nedenle umarım en azından, yani şu ana kadar çok ciddi zafiyetleri oldu hükümetin. Özellikle kamuoyunu doğru bilgilendiremediği için güven oluşturmadı. Kendi aldığı kararlara kendi uymadı ve vatandaş o nedenle bu kararlara uygulamakta zorlandı. İlçeler arasında yarattığı farktan dolayı iyi bir organizasyon kuramadı. Daha bugün testlerin yapılması açısından fuar alanında gördüğümüz sıkıntı, keşmekeş, insanların üst üste hali, iyi bir organizasyon yapamadıklarını hepimize gösterdi. Bunların tekrar etmemesi gerekir. En ideal, en güzel kararları da alsalar bu akşam itibariyle, önemli olan bu kararları doğru uygulamaktır. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de bu salgın krizi geçen sene başladığında tam da bu açıklamayı yapmıştı. Siz en ideal kararı alacağım diye oyalandığınız takdirde bir süre sonra insanların can kaybıyla karşı karşıya kalırsınız. Gecikmeden kararları alıp uygulamaktır marifet. Şu ana kadar çok iyi bir şekilde krizi yönetebildiklerini düşünmüyorum. En azından bundan sonrasıyla ilgili olarak bir partinin, Halkın Partisi'nin genel başkanı olarak yapıcı davranmaya, olumlu davranmaya çalışıp hükümete çağrıda bulunuyorum. Organize olsunlar, kendi içlerinde daha uyumlu hareket etsinler. Bakanlar birbirleriyle itişip kakışmaktan vazgeçsinler. Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun kararlarına sahip çıksın. Bütün bakanlar bu kararların uygulanması için bütün enerjilerini harcasınlar. Ve lütfen ama lütfen kamuoyuna da sağlıklı, anlaşılır, yalın bir dil ile düzenli olarak bilgi versinler. Bizi başarıya götürebilecek olan bu unsurlardır. Zaten önümüzdeki mesele de ne bir partinin meselesidir, ne bir kişinin meselesidir. Önümüzdeki mesele toplumun meselesidir. Toplumsal bir sorunla karşı karşıya olduğumuz için
geçen yıl hükümetteydik bu süreçlerin içerisinde. Nispeten iyi yönetebildiğimizi düşünüyorum. Bu tecrübeyi kendileriyle paylaşmaya hazırız. Gördüğümüz oranda aşı konusunda da, testler konusunda da, organizasyon konusunda da, alınan kararların uygulanması konusunda da görüşlerimizi, tecrübemizi kendileriyle paylaşıp yapıcı bir biçimde yardımcı olmaya çalışacağız. Çünkü gerçekten toplumsal bir sorunla karşı karşıyayız. Kimsenin canından olmasını asla ama asla istemeyiz. Bundan da hiç kimse mutlu olamaz. Hükümet başarısız oldu. Kriz tavan yaptı. Kaos ortamı oluştu. İnsanlar canını kaybetti diye siyaseten dahi olsa hiçbir biçimde kimse böyle bir şeye sevinemez. Onun için biz yapıcı olarak tavrımızı ortaya koyup yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umarım bundan sonra iyi yönetirler. Bu ana kadar gerçekten sınıfta kaldıklarını, hatta bugün Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya baktığınız zaman herkes kendi başının çaresine baksın dahi dediklerini gördük. Yani bu bir çeşit biz yönetemiyoruz, havlu attık gibi bir mesajdı. Şimdi oturdular, ikinci bir Bakanlar Kurulu kararı aldılar. Tam kapanmaya geçiyoruz dediler. Umarım ama umarım ve bizim beklentimiz, talebimiz budur. Lütfen her ne karar alırlarsa alsınlar, bu kararı doğru, düzgün, istisnasız, birine gıyak çekmeden bir an önce uygulasınlar. En önemli mesele bu. Evet, çok teşekkür ederim hanım. Çok güzel izah ettiniz, çok güzel anlattınız. Sizin de söylediğiniz gibi en basit örneği bugün yapılan PCR testleri bir izdihama yol açtılar ve o vatandaşlar arasında pozitif çıkan vatandaşlar da vardı. Evet. Şimdi kaç kişiye bulaştırdılar, ne oldu, ne kaldı kimse de bilmez. İnşallah da umudumuz ki çok kişiye değil de ya da kimseye ulaştırmadan o kaosu da oradan atlatıp gidecek yavaş yavaş. Ama ve lakin sizin de söylediğiniz gibi bugün Sağlık Bakanımız Sayın Pilli yaptığı açıklamada tam da tabir ettiğiniz gibi havlu attı. Yani dedi ki biz bu işi yapamıyoruz. Madem ki bunu söylediler, bıraksınlar da bilenler yapsın diye söylenebilir. Evet. Evet. Ama dediğim gibi yani gerçekten ben bir süredir sağlıkla ilgili, sağlık üzerinden siyaset yapmanın doğru bir şey olmadığına özellikle vurgu yapıyorum. Siyaseti bir kenara koymak gerekir dediğim zaman siyasi partinin denetleme görevini, muhalefet görevini yapmaması anlamında söylemiyorum. Ama gerçekten kendi siyasi geleceğinizi düşünerek sırf birilerini yıpratmak için ya da bunun üzerinden puan toplamak için konuşmamanız gerekir sağlık söz konusu olduğunda. Bu anlamda siyaseti, yani siyasi istismar da dahil olacak şekildeki siyaseti bir kenara koymamız gereken bir zamandan geçiyoruz. Ve samimiyetle mesela hafta başı pazartesi gün ben iki tane sağlık konusundaki uzman olan arkadaşımla birlikte Halkın Partisi adına Sağlık Bakanlığı'na bir ziyaret yaptım. Sayın Bakan'la ve müsteşarıyla bir araya geldik. Orada hem yazılı olarak hem de sözlü olarak kendilerinden hem bilgi aldık hem de önerilerimizi söyledik. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Daha önce geçen yıl böyle yapmıştık. O zaman bu sistem çalışmıştı. Şimdi bu şekilde yapabiliriz diye düşüncelerimizi paylaştık. İki gün önce Sayın Başbakan Sayın Ersan Saner bizi davet ettiğinde siyasi parti başkanlarını, biz Halkın Partisi olarak orada gene geçen yıl bu krizi yönetirken şöyle şöyle yapmıştık. Örneğin hemşireler konusunda bunu yapmıştık falan şeklinde örnekleriyle Sayın Ersan Saner'e bazı önerilerde bulunduk. Çünkü geçen yıl o Bakanlar Kurulu'nda Sayın Saner Bakanlar Kurulu'nun üyesi değildi, bir bakan değildi biliyorsunuz. O nedenle en azından ortada bir tecrübe var krizin yönetilmesiyle ilgili. Bu tecrübeyi paylaşarak daha iyi bir noktaya gelmek için elimizden geldiğince katkı koymaya çalışacağız. Çünkü ülkeye hizmet sadece hükümetteyken yapılmaz. Muhalefetteyken de ülkeye hizmet yapılabilir. Tabii ki. Gayet doğru. Gayet de haklısınız hocam. İnşallah daha iyi günlere İnşallah. Yavaş yavaş ilerleriz.
konumuza geçmeden önce Serhat kardeşim sen ne eklemek istedin? Yani bu yani benim çok fazla evleneceğim bir şey yok. Burada hükümetin aldığı kararların yanında halka bunun en yanlış açık bir yandaş olarak bütün açıklamaları dinlediğimde yani bir saat bir açıklama dinliyorum fakat ne olduğunu dayanamadığım açıklamalar oluyor. Yani bir şekilde kapatıyoruz da kardeşim bu sektörle kapatılacaktır veya bunlar kapatılmayacaktır diye gayet yalın bir şekilde söylemesi taraftarıyım. Çünkü bütün çevremdeki insanlara konuşurken hiçbir şey anlamadık deniyor. Aynen. Herkesin söylediği bu bir karmaşa hiçbir şey anlamadık. Anlamadıkları için de yani kapanmadı. Bir gün sonrası ilk kapanma gününde yapıldığında bütün esnaf dışarıdaydı. Bütün esnaf konuşuyordu. Dışarıda sohbet ediyorlardı falan filan. Nasıl kapanmadı bu? Yani aynen. Tamam bir kaos. Evet yalım şey. Kapatıyoruz bitti. Çok lafı döndürmeye gerek yok. Diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Mesela Girne'yi örnek verecek olursak. Ben Girne'den Lefkoşa'ya gittim 2 kere 3 kere. Orada işler vardı. Onları halletmeye gittik program için. Yani normal zamanda bu kadar trafik yoktur yollarda. Yani insanımıza da dediğimiz zaman zannederim kapanacağız. Tam aksi şekilde açılırız. Yani düşünün 15 dakikalık yolu, 20 dakikalık yolu yarım saatte 40 dakikada giden trafikten. Ki bu kapanmış halimiz. Velhasıl fazla siyaset bizim işimiz değil. Hocam telsiz konularında amatör balıkçıya getirilen bir telsiz konusu vardır. Sizin görüşleriniz bu konuda nelerdir hocam? Çünkü bunu size sorarım. Deniz hukukuyla ilgili. Nedir hocam görüşleriniz bu konuda? Çünkü mecburi oldu bu. Evet. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Uluslararası hukuk ve deniz hukukunu dahi bir kenara koyacak olursak burası bir ada devletidir ve her tarafımız denizlerle çevrili olmasına rağmen aslında denizcilik alanında ister amatör anlamda ister profesyonel anlamda ülkemize çok güçlü bir bilinç geliştirebildiğimizi düşünmem. Bu konuda biraz daha insanların dikkatini çekecek ve çok daha bilinçli olunmasını bu alanda gerek amatör gerekse profesyonel olarak daha fazla gençlerin de insanlarımızın da denize ilgisini artıracak şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum aslında. Bunun değişik yolları var. Yani bunlardan bir tanesi yöntem olarak. Şimdi çok genel anlamda bir şey söylemek isterim başlangıçta telsize geçmeden önce. Evet, bunlardan birincisi teşviktir. Yani insanları teşvik etmek lazım bir taraftan. Diğer taraftan da dünyadaki uygulamaları bizim memlekete de getirmek için çaba göstermek gerekir. Yani mesela teşvikten kastım şudur. Denizcilik alanında örneğin balıkçıların da daha profesyonel bir biçimde daha gelişmiş teknelerle, balıkçı tekneleriyle daha da açıkta ve daha profesyonel bir biçimde avlanmalarını istiyorsak aslında devletin mazot desteği ve benzeri desteklerin yanında, onun çok daha ötesinde teknelerini yenilemeleri için aslında balıkçılara teşvik vermesi gerektiğine inanırım. Biz Halkın Partisi'nin en başta programını hazırlarken de bu konuda somut bazı önerilerde bulunmuştuk. Tabii ki Tarım Bakanlığı altında bir daire olarak görev yerine getiren bir birim var biliyorsunuz. Evet. Ama çok daha genel anlamda Türkiye ile balıkçılık alanında ve ekonomi alanında geçmişte bazı protokoller yaptık. Deniz konusunda da. Ama bu protokollerde, bu Türkiye ile yapılacak olan işbirliğinde aslında teşvikin daha ziyade bu konularda insanların kendilerini ve ellerindeki materyali
geliştirmeleri için daha teknolojik, daha yeni, daha profesyonel avcılık yapabilmelerini sağlayacak şekilde teşvik edilmeleri bence önemlidir. Desteği bu şekle dönüştürmek lazım. İlgiyi artırmak için. Bir diğeri de yani dünyada uygulanan yöntemleri uygulamak doğru bir yaklaşım olur. Mesela telsiz konusu bir açıdan doğru bir yaklaşımdır. Çünkü siz de biliyorsunuz ister seyir maksatlı olsun, ister gezi maksatlı olsun, ister balıkçılık maksatlı olsun veya özel ilgi maksatlı olsun, teknelerin genel anlamda seyir güvenliği bağlamında veya bir acil durumda temas etmelerini sağlayacak ya çevredeki ya sahil güvenlikle ya diğer balıkçılarla, diğer teknelerle veya kıyı ile temas etmelerini sağlayacak bir telsiz sistemi zorunluluğu aslında yanlış bir şey değil. Ama şu anda yürürlüğe konulan, daha önce sizlerle de konuşmuştuk, yani 5 wattlık ve 25 wattlık şeklinde kategoriler olarak yürürlüğe konulan düzenlemede bir taraftan bir ihtiyaç olmasına rağmen aslında kapsam itibariyle ne kadar amaca hizmet eder bir soru işareti anladığım kadarıyla. Bir diğeri de yani böyle bir şeyin kullanılması madem ki gerekli ve önemlidir. Aslında bu konuda eğitim verilmesi, kurs verilmesi, tam olarak nasıl kullanılacağının eğitiminin verilmesi ve aynı zamanda da gerçekten amaca hizmet edecek nitelikte bir telsiz zorunluluğu belki o açıdan çok daha önemli. Sizle daha önce yapmış olduğumuz temaslarda bu konuda ilk atılan adımın bazı sıkıntılara neden olduğunu sizler de dile getirmiştiniz. Örneğin bir tekelleşme tehlikesi olduğundan bahsetmiştiniz. Görebildiğim kadarıyla şu anda bazı firmalar farklı yerlerden bu 5 watt olan telsizlerden ülkeye ithal etmeye başladılar, özellikle Asya'dan. 3-4 tane firmanın getirdiğini öğrendim ben, bir piyasa araştırması yaptım. Ama tabii bunların herhalde BTK'ya kaydı da gerekiyor aynı zamanda kullanılabilmesi için. Evet hocam, tam bu konuda kestiğiniz evet. Özür dilerim. BTK'ya kaydı konusunda. Şimdi en büyük sıkıntı orada. Düşünün, evet. BTK'ya 25 watt telsizimizi kaydetmek için 780 TL gibi bir evet. bedel istenir. 5 watt'ı kaydetmek için de 255-225 TL gibi bir para istenir. Ama evet. Ve lakin biz sorduğumuz zaman, tamam biz bunu BTK'ya kaydediyoruz. Ama ve lakin bize BTK ne verecek? Yani şimdi biz bunu kaydediyoruz. Ne verecek bize? Biz bu harcı da ödeyeceğiz. Ne verecek bize BTK? Çünkü bizim ülkemizde maalesef acil çağrı tesislerin üzerinde acil çağrı butonları vardır. Herhangi evet. bir zor anda acil çağrı yapıp BTK'ya veya tesisin kayıtlı olduğu yere sizin bulunduğumuz konumu gönderir. Farz edin ki teknede konuşamadınız, SOS çağrısını yapamadınız. Acil çağrı butonundan sinyal gönderirsiniz. Bize böyle bir servis de sunmazlar. Yani derler işte gelin kaydedin. Ama ve lakin böyle bir servisimiz de yok. Anlatabiliyor evet. muyum? Biz demiyoruz ki gerekli değil. Mesela ben yıllardır balık avlarım hocam. Yıllardır teknemde telsiz vardı. Ama ve lakin dört dörtlük çalışmasını, kayıtlı olmasını, her şeyini istiyorsak bizden bir şeyi talep ettikleri zaman, amatör balıkçıdan bir şeyi talep ettikleri zaman bir şey vermeleri evet. lazımdır. Bir şey vermedikten evet. sonra tamamen amatör balıkçının cebine ellerini attılar diye düşünülür bu. Şimdi aslında memlekette pek çok şey ödenen kayıt ücretinin karşılığı olan hizmet alınamadığı için bir para düzenine dönüşür zaman içerisinde. Bir örnek vereyim size. Evet. Eminim sizler de biliyorsunuz ve yaşıyorsunuzdur. Özellikle sevgili Serhat bunu çok daha iyi biliyordur. Evet. Tahmin ediyorum sadece. Benim de bazı köpeklerim var. Yani sokak köpeklerini aldım. Evde besliyorum.
Mesela belediyeler köpeklere çip takılmasıyla ilgili olarak bir kayıt ücreti falan alıyorlar bir süredir. Ve bu çip de takılıyor köpeklere. Deri altına falan da takılıyor biliyorsunuz aynı zamanda. Evet, ama evet. Köpeğiniz kaybolduğu zaman bu çip üzerinden köpeğin yerinin tespit edilmesi konusunda belediyeler hizmet vermiyor. Yani o çipin takılmasının pek çok belediye bu hizmeti vermiyor. Yani sadece kayıt ücreti alıyor. O çipin taktırılmasını zorunlu kılıyor. Yasa çerçevesinde de. Ama sonradan örneğin köpeğin yerinin tespit edilmesi ve benzeri noktalarda biz hizmet alamıyorsunuz karşılığında. Parayı vermenize rağmen, çipi taktırmanıza rağmen, kayıt ücreti ödemenize rağmen. Aslında bu da biraz öyle. Mesela cep telefonlarıyla ilgili olarak BTK'ya bir kayıt ücreti ve bir kayıt sistemi var biliyorsunuz. Ama evet. Cep telefonlarında iki tane GSM operatörü üzerinden aslında hizmetlerin büyük bir kısmını alabiliyorsunuz. Yani onu da kısmen BTK'dan bir hizmet alabiliyorsunuz. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası, bunu bir geçiş dönemi olarak kabul edip amatör balıkçılara ve amatör tekne kullanıcılarına belki bir geçiş dönemi fırsatı vermek lazım. O arada da BTK belki kendi üzerine düşen hizmeti de kayıt karşılığı aldığı ücretin karşılığı olan hizmeti de verme noktasına gelir. Yani şeyde hemfikiriz anladığım kadarıyla. Telsiz kullanımı gereklidir. Dünyanın her yerinde vardır. Tabii ki hocam. Kesinlikle. Kimse de, evet. Kesinlikle. Yani bunu netleştirmek lazım. Kimse de bundan kaçmak niyetinde değil. Ama herkes şunu istiyor. Yani bu neye benzer? Ben hep böyle benzetme yapmayı severim. Arabalarımızda bir evvelden bazı zorunlu olarak bulundurmak zorunda olduğumuz şeyler var. Mesela üçgenler var değil mi? Arkada bagajda durur üçgen denilen şey. Ama öyle bazı şeyler vardır ki kullanılmayacak olsa bile, içi boş olsa bile, bir işlevi olmasa bile onun orada bulundurulması gerekir gibi bir şey. Şimdi eğer bu telsizler ya işe yaramayacak olsa bile o telsiz orada olacak, sen de bu kayıt ücretini ödeyeceksin şeklinde bir mantıkla yaklaşılmasıdır yanlış olan. Yani aynen bu telsiz orada olacaksa sen bu telsizin hem işlevi olacak şekilde bir tesis olmasını zorunlu kılacaksan kıl. Bana bir eğitim, bir kurs vereceksen ver. Herkes de bunu bilerek kullansın. Bir de sizin dediğiniz gibi sıkıntı söz konusu olduğunda, bir yardım çağrısında siz de bunun bir hizmetini verin bu sistemin içerisine dahil olanlara. Yani bir beşlik bir de 25'lik var anladığım kadarıyla. Evet, bir beşlik bir 25'lik vardır hocam. Evet. Zaten beşlik dediğimiz zaman ki insanları, amatör balıkçıları, herkesi beşlik almaya yönlendirdiler. Kayıt ücretini düşük tuttular. Fiyatlarını şimdi daha düşüğe çektiler. İlk dönemlerde düşünün 2000 TL'lerden bahsederlerdi, 2200. Bugün 1500'e kadar düşürdüler. Ve insanları beşliğin üzerine yönlendirirler. Ve bunun, evet. bunun da ben sürekli olarak söylerim. Tek bir sebebi vardır hocam. Bilir misiniz nedir sebebi? 5 watt telsiz kesinlikle ve kesinlikle hiçbir yerden ne Kıbrıs Türk evet. Radyo'yla ne sahil güvenliğiyle görüşme yapamazsınız. Evet. Yani 5 evet. watt telsizleri biz denedik, aldık, gittik, aldık ve denedik. Düşünün 2 mil çok kısa bir mesafedir deniz için. Çünkü açık alandır. Açık evet. alanda 2 milde bizi ne Kıbrıs Türk Radyo duydu ne sahil güvenlik duydu. Niye? İşte halkı... yani belki yakınınızda bir başka balıkçı teknesi varsa ancak o duyar herhalde. Ancak onun da telsizi açık olacak hocam. O duyacak ve vicdanlı biri olacak ve gelecek bizi kurtaracak. Evet. Evet. Yani bu alın siz bu 5 wattları, maksat bizim işimiz de olsun. Sizin işiniz de olsun, teknede telsiz olsun ama yarım evet. uçuk işiniz de olsun ama elimizin ayağımızın içine de bulaşmayın. Çünkü 16. kanal uluslararası bir kanaldır. Sahil güvenlik de oradan konuşur,
Kıbrıs Türk Radyo'da bütün yük gemileriyle herkes oradan görüşme sağlar. Ve hatta çağrı yaptığınız zaman Kıbrıs Türk Radyo diye ilk çağrınızı aldığı anda Kıbrıs Türk Radyo sizden ricacı olur. Atıyorum 12. kanala geçelim. Ki 16. kanalı meşgul etmeyelim. Şu anda Allah için olsun, bakın tekrar üstüne basa basa söylerim. Kaç tane amatör balıkçı vardır ki telsizi kullanmayı bilip frekans değiştirecek? Evet. Yani kanalı değiştirebilip acil olan konuları engel olmayacak. Veya başka bir şey söyleyeyim, uzmanların söylediğidir bu da. Bir telsiz bozuk olduğu zaman bütün sistemi, yani bütün sahil güvenliğin 16. kanalı Kıbrıs Türk Radyo'nun çökertebileceğini bilirler mi acaba? Bozuk olduğu zaman ters bir sinyal yayar ve bütün sistemi çökertebilir. Ne oldu? Bütün adayı kilitledik. Bütün gemileri kilitledik. Her şeyi kilitledik. Öyle midir? Evet. Yani açıkçası bu biraz yani dünya uygulamasına ve uluslararası mevzuata uyalım düşüncesiyle atılmış bir adımdır. Ama murad edilen şey, eğer gerçekten seyir halindeki teknelerin her ne teknesi olursa olsun güvenliği ise, insanların güvenliği ise, o zaman yapılması gereken telsizle ilgili olarak bu olmamalı. Yani daha profesyonel bir biçimde yaklaşılmalı. Yoksa kayıt ücretini ben alayım, BTK olarak iyi de bir gelirim var gibi bir yaklaşımdan herhalde uzaklaşmamız gerekecek. Aslında en başta söylediğime geri dönmek isterim. Yani bir taraftan insanları denizle bu kadar iç içe yaşaması gereken ve bir deniz kültürü olması gereken bir toplumuz aslında. Dolayısıyla insanları denize yönlendireceksek bir ada devletinde, bir ada ülkesinde bir taraftan teşvik ederken diğer taraftan da uluslararası kuralları ve dünyanın uygulamasını yakından takip etmemiz gerekir. Telsiz bunlardan birisi ama sizin pratikte gördüğünüz sıkıntılar var. Yani karar belki doğrudur ama uygulanmasının da pratik olumlu sonuçları olması gerekir. Haklıdır aslında yapmış olduğunuz eleştirilerin pek çoğu. Bir diğer nokta da yani kural olarak yürürlüğe konulmasının yanında mesela harçlarla ilgili olarak da hükümetin senenin başında ekonomik kriz olmasına rağmen sanki normal bir yılın yeni yılına, yeni bütçe yılına girermiş gibi harçlarda yapmış olduğu artış ve zam uygulaması aslında herhalde olumsuz da bir durum ortaya çıkardı. Yani bu harçlarla ilgili olarak da bildiğim kadarıyla genel anlamda sizin alanda amatör seyir teknesi olanlar veya amatör balıkçıların da sıkıntıları oldu anladığım kadarıyla. Evet hocam, 255 TL daha önce yürürlükte olmayan 255 TL teknelerimize avlanma ruhsatı çıkaracak eklendi. Bakın evet. Biz gerçekten karşı değildik bunlara. Yani bizi bazen yanlış anlarlar. Ama ve lakin siz bizden bunu talep ederken, yani siz bizden bunu alırken evet. Ne verirsiniz bize? Limitimimiz, yani adanın birçok yerinde tekne sahipleri teknesini indirebilecekleri bir platform bile bulamıyorlar. Yani bu paraların evet, yani bunların evet. Bir kısmı sevgili Serhat, seninle daha önce birkaç örnekte bunu yaşadık. Evet. Bunların bir kısmı pratik bir zorunluluktan zaman zaman askeri bölge içerisinde kalan veya askeri yetkililerin idaresi ve kontrolünde olan bazı yerlerden teknelerin indirilmesi söz konusu oluyor. Orada evet. Da idari problemler ortaya çıkıyor. Yani kesinlikle. Sivil bireyin sivil maksatla kullandığı bir tekneyi aslında askeri anlayışın geçerli olduğu bir yerin içerisinde çalıştırması, indirmesi, çekmesi çok da kolay olmayabiliyor. Ortaya çıkan bir sıkıntının çözümü için askeri yetkililerle temas etmek falan gerekiyor. Kesinlikle. Bu açıdan yani hem balıkçılarımızın
hem de diğer amatör tekne kullanıcılarının teknelerini askeri bölgeler içerisinden değil, çünkü askerin de kendi ihtiyaçları var. Yani mesela Erenköy'e gönderilecek olan malzeme ve düzenli gidip gelen gemi, askeri gemiler açısından da kendine göre ihtiyaçları var, ama asker ile sivili orada ayırmak gerekir aslında bana kalırsa. Bu kesinlikle. Açıdan da bizim devlet olarak bugüne kadar çok fazla dikkatimizi üzerine toplamadığımız bu ve benzeri balıkçı barınakları ve benzeri yerlerin sayısını artırmamız gerekir diye düşünürüm. Bir süre önce gerek sizin bölgede bir adım atıldı, evet, gerekse Kayalar bölgesinde de bir adım atıldı, ama mesela bu açıdan Girne memleketin en önemli yerlerinden birisi olmasına rağmen çok fakir bir görüntü çiziyor. Yani insanlar teknelerini makul, mantıklı eziyet çekmeden medeni bir biçimde arabasıyla gidip indirebilecekleri yer bulamıyorlar açıkçası. Hocam, buna devletin daha fazla önem göstermesi gerekir. Yani bir ihtiyaçtır. Bunda hemfikirim sizinle. Tabii bunun yanında bir şey daha vardı. Mesela hayvancılık dairesine ait balıkçı barınaklarına dernekler amatör tekneleri ücret karşılığında alıyorlar mesela. Böyle de bir şey var. Evet. Yani, şimdi orada kulüp ve dernek üyeliği zorunluluğu var anladığım kadarıyla. Evet. Ve en başta konuştuğumuz noktaya geri dönüyoruz orada. Çünkü sevgili Mehmet'in de söylediği gibi yani kayıt ücreti alınıyor. Kayıt olduğunuz için oradan indirebiliyorsunuz. Ama aslında o derneğin veya o kulübün o barınağın işletilmesinde veya orada verilen hizmette herhangi bir katkısı yok. Hayır. Evet. Yani bu mantıksal açıdan da çok doğru bir şey değil. Yani hayvancılık dairesine ait bir yeri dernek kullanıyor ve ona sahip çıkıyor. Güzel bir şey, ama bunun için ücret talep etmesi, bir de mesela bir endirme 100 TL. Yani aracınızdan tekneyi suya bırakmanız 100 TL. Bu bir, yani bana göre biraz çıkarcılığa dönüşüyor. Tamamen evet. Tamamen rant sağlamadır Serhat. Daha önce biraz başı bozukluğu, yani baştan kopuyor. Yani bunu kontrol edip denetleyen bir birim olmadığı için bu noktaya geliyoruz. Düşünün evet. Biz adada yaşadık. Ben uzun zaman Güney Kıbrıs'ta yaşadım. Evet. Şimdi bütün Güney Kıbrıs'ı düşündüğümüz zaman tam rakam aklımda değil ama Minimum devletin yapmış 100 tane endirme yeri vardır. Nedir devlet? Evet. Benim gencim de sağa sola koşturacağına, sağa sola gideceğine bu hobiye merak salsınlar. Bu hobiyi değerlendirsinler. Ben de bunlara imkan sağlayayım. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Magosa'dan Yeşilırmak'a kadar 5 parmağa geçmez hocam endirme yerleri. Evet. 5 parmağa geçmez. Ki bir, yani devlete herhangi bir yüksek bir külfeti de yoktur bunun. Yani düşündüğümüz zaman maddi boyutunu çok komik rakamlardır. Ama ne diyeyim? Amatör balıkçıyı kolaylaştırır. Amatör balıkçı gider mesela ailesiyle Karpaz'dan endirir teknesini, gider balık avını yapar. Öyle bir şey yok. Canımızı yerik, başka yerlerden indirelim. Dünya kadar yakıt harcayalım. Evet. Gidelim. Ezilelim. Hadi bir de deniz bozuldu. Yani bir de can güvenliği içinde. Bir de can ve mal var. Can ve mal varlığımızla tehlike atıyoruz. Yani bir dalgalı evet. Bir yerden ya da işte uygulamayan bir yerden indirmeye çalıştığımızda hem balımızı hem de canımızı tehlike atıyoruz. Kaç kere Serhat Ram biz yaşadık, kaç kere kırdık. Mesela bizim endiğimiz askeri liman. Yeşilırmak'ta evet. Askeri liman. Askerin bir sorunu vardır liman içerisinde, bir tadilat yapar mesela. Veya başka çalışmalar yapar. Der ki hayır, bugün buradan indiremezsiniz. Yan taraftan indireceksiniz. Tamam. Şimdi düşünün, ben Lefkoşa'dan kalkar giderim Yeşilırmak'a. Böyle bir sorunun olduğunu orada bilmem. Çünkü duyurmak zorunda da değiller. Giderim, mecburum oradan ineceğim.
Giderim oradan indiririm teknemi. Geri çıkarken altını vururum, kırarım. Gözümü, göz vardır orada. Gözü vururum, gözü kırarım. Yani dünya kadar veya çıkamam veya devrilirim. Yani dünya kadar zarar ziyana uğrarık bir hobiyi yapmak için. Evet, evet. Yok, az önce söylediğim gibi bence bu ve benzeri konular, başka konuları da değerlendirdik şu ana kadar. Yani harç meselesi, telsiz meselesi, tekneleri indirecek yer meselesi, yerine göre bu amatör denizcilerle ilgili olarak mesela Türkiye'de liman başkanlıkları tarafından kurs sonucunda verilen bir ehliyet var bildiğim kadarıyla. Amatör ehliyetler verilir. Tüm dünyada vardır hocam bu. Evet. Yani mesela o konuda dahil olmak üzere bizim memlekette teknesini sigortalama konusunda da sıkıntılar var bildiğim kadarıyla. Evet. Sigorta bunu kabul etmiyor. Sigortalamaz. Evet. Halbuki yani teknelerin yaşıyla da belki bağlantılı bir biçimde risk faktörü önemli ya sigortacılıkta. Orada da sorun yaşanıyor anladığım kadarıyla, ama bütün bunları yani alt alta koyduğumuz zaman yani tekne teşviğini de konuştuk. Benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Yani bu aslında genel anlamda denizciliğe, insanların denize olan ilgisine bakışa dönük bir devlet politikasına ihtiyaç var. Bir anlayış farklılığına ihtiyaç var. Yani eğer sen mesela geçmişte bundan 20 yıl öncesine gidersek üniversiteler adası olacak burası diye bir anlayış pek yoktu. Ama bu anlayış oraya konulduktan sonra ve hükümetler değişmesine rağmen biz işte ekonomimizin iki tane lokomotif sektörü olacak, biri turizm, biri yüksek öğrenim dedikten sonra yüksek öğrenimle ilgili olarak üniversitelere teşvik verme, üniversitelere bazı muafiyetler verme, üniversitelere yer gösterme, üniversitelerle ilgili olarak vergi açısından muafiyetler sağlama gibi şeyler arkasından geldi. Evet. Önce bu anlayışı bir devlet politikası şeklinde ortaya koyup sahip çıkmak gerekir benim düşünceme göre. Denizcilik konusunda da bunu yaptıktan sonra böyle bir anlayış değişikliğine geçmemiz gerekir. Daha profesyonel balıkçılık, hem amatör hem profesyonel tekne kullanımı açısından bütün bu saydığımız konularda yol alabilmemiz için bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Ve size açık yüreklilikle şunu söylemek isterim. En başta özellikle uluslararası hukuktan bahsetmek istemedim, deniz hukukundan, ama sonunda yani eğer sonuna geldiysek şunu söylemek isterim. Sonuna geldik. Son 3 dakika hocam. Tamam. Deniz hukuku açısından sadece Kuzey Kıbrıs'ın veya Kıbrıs Adası'nın değil, genel anlamda hem bölge ülkelerinin hem de uluslararası ilişkilerdeki önemli ve büyük ülkelerin dikkati giderek daha fazla Doğu Akdeniz'e dönmüş durumda ve buradaki doğal kaynaklarla ilgili olarak gündemin en önemli gündem maddelerinden birisi olmaya başladı. Ön plana çıkmaya başladı. Dünyanın da dikkatini çekmeye başladı. Ve aslında Kıbrıs Adası'nın önemi daha da bir arttı bu gelişmelerle. Ama dikkat ederseniz Kıbrıs Rum tarafı doğal kaynaklar, doğal gazla ilgili olarak bu gelişmelerle birlikte hem teknik okul düzeyinde hem de üniversitelerde denizcilik bölümleriyle ilgili ciddi bazı adımlar atmaya başladı. Bizim de aslında doğal gaz ve doğal kaynaklardaki haklarımızın peşine düşerken denizcilik konusunda amatör ve profesyonel anlamda insanımızda daha güçlü bir bilincin oluşması için bir devlet politikasına bence ihtiyacımız var. Çünkü bunlar bir bütündür. Yani biz denizle ilgilenmeyiz, biz balıkçılıkla da ilgilenmeyiz, biz amatör denizcilikle de ilgilenmeyiz, yat vesaire meselesiyle de ilgilenmeyiz ama oradaki kaynakla ilgileniriz diyemezsiniz. Bunlar bir bütündür. Evet. Umarım mesela denizdeki doğal kaynaklar da ve denizcilik hukukuyla ilgili yaşadığımız bu gelişmeler ve Kıbrıs Türk'ünün hakları da vesile olur da denizcilik alanında gerek amatör gerek profesyonel anlamda daha hızlı adımlar atabiliriz ve bir devlet siyaseti geliştirebiliriz diye umut ediyorum en azından. Yakın gelecekte bunun başlangıcını umarım yapabiliriz. İnşallah hocam.
Çok çok teşekkürler hocam bütün katkılarınız için. Yayın akışımızın sonuna geliyoruz. Ben teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Hocam biz çok teşekkür ederiz. İnşallah bu zor zamanda bir programda sizin bir programda sizinle birlikte. Evet. Tamam devam et. Bana sözünüz var. Bir programı bir tekneden yapacak üçümüz beraber. İnşallah hocam. İnşallah evet. Hocam. Bakalım ya balıkçılıkta nasılsınız onu görelim hocam. Deniz hukukunda iyi olduğunuz kadar balıkçılıkta da iyi olacak mısınız? Görürüz. Tabii. Herkese çok, iyi akşamlar. Sağlıkla kalırsınız inşallah. İnşallah en erken zamanda da yasaklar biter. Denize giderim. İnşallah. İyi akşamlar herkese. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun. Tesa Marin'in sunduğu Lefke'de sportif balıkçılık sona erdi.